Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok şaşıracağınız bir içerikle karşınızdayım tekrardan. Şimdi içeriğimiz ne? Önce bir şuradaki skor tabelasını kapatalım. İçeriğimiz ne? Gördüğünüz Draven. Şu Draven şu an tam tamına 300 puan. Dünya sıralamasındaki en yüksek puandaki oyuncu şu an güncel. Onun dışında adam çok yüksek elo'da oynuyor. Neden? Arkadaşlar bu adam sadece Draven oynamış ve %80 galibiyet oranı var. 38 maçta. İnanılmaz bir galibiyet oranı ve adamın ormancısı şu an gördüğünüz kanyon rakibindeki nişancı Viper dünyanın en iyi ilk üç nişancısı sayabileceğimiz oyuncu ve hepimiz biliyoruz ki Draven'ı genelde insanlar şöyle düşünür. Ya Draven işte ezikleri böyle işte kötü oyuncuları ezmek için kullanılan koridor baskısını kuran işte rakibinin hatasıyla inanılmaz bir kartopu etkisi yaratan. Bakalım dünyanın en iyi nişancısına karşı da Draven oynanıyor mu ya da oynandığında nasıl oynanıyor? Biz bunu göreceğiz aslında. Adam zaten müthiş bir Draven oyuncusu. Ayrıyetten de böyle bir eşleşme gördüğüm an kesinlikle dedim izleyicilerime ben bunu çekmem lazım. İzleyicilerime ben bunu yapmazsam video ayıp ederim dedim. Yalnız Naturalist'ten çok güzel bir hook geldi. Orada bir otomatik saldırı. Ufak bir takas gerçekleşti. Hiç fena değil. Draven şimdi ufaktan bak üstünlüğü kurdu. Şimdi bak adam bir anda otomatik saldırıları minyonlara kesti. Neden kesti? Çünkü ikinci seviye avantajını kesin aldı ve rakip oyuncular koridorun buralarında yakalanırsa ölecekler ikinci seviyede. O yüzden de Viper diyor ki bu adam aldı ben geri çıkıyorum. He burada da Draven diyor ki kardeşim ben öyle güzel bu koridorun iki seviye avantajını alırım ki sen burada bak bir tane minyon kaybedersin tecrübe puanını bile alamazsın diyor. Bak bu çok önemli bir mevzu. Tecrübe puanını bile alamazsın. Buradaki minyonu bile vermeyecek neredeyse. Evet ikinci seviye olur olmaz orada otomatik saldırılarla ufak yine bir takas kazanmış oluyor. Rakibinin potu çoktan kullanılmış, kendisinin potu hala mevcut. Bu koridorla kule altı yapılabilir. Dalga büyüdü. Ben her zaman ne diyorum? Dalga büyüdüğü zaman yapabileceğiniz 2-3 tane şey var. Kule altı istiyorsanız üstüne dönersiniz. Bazen plaka alırsınız. Şu an plaka kalmak için uygun değil. Arka taraftan Saylas gelmiş yani kanyon. Şimdi burada kanyonun da müthiş bir oyunu var. Şimdi onu da gösterelim hemen. Bakın. Niye bu çalıya girmiyor? Bak burada bekliyor. Niye bu çalıya girmiyor? Çünkü rakibin buraya totem atacağını genel olarak biliyor insanlar. O yüzden kendisini koridorda son saniyede gösterecek. Yani şu an kendisini gösterse rakip takım belki buradan kaçar. Dünkü analizde gördünüz eş kaçtı ya. Şimdi burada rakip takım kaçmasın aniden yakalansın diye kanyon son ana kadar bekliyor. Bakın gösterdiği yere bakın kendini. Minyon dalgası kulenin altına girdiği an. Şu an rakip takım ne yapabilir? Hiçbir şey. İkinci seviye olmaları biraz şanssızlık oldu. Ve burada Viper'a bir kule altı geliyor. Şimdi burada Nautilus öldü. Ama hiç mi hiç önemli değil. Şimdi burada Nidalee'nin çok iyi oyunu var bu arada. Buradaki kule altını görüp buradaki kamplarını skipleyip yani umursamayıp buraya geldi. Bu büyük bir artı Nidalee'nin adına oyunun kalitesi adına. Ama burada asıl önemli olan bir mevzumuz var. Draven ikinci seviyenin sonunda. Şu an görmüyorsunuz. Göstereyim şöyle. Bir dakika bak al. İkinci seviyenin sonunda. Bir de Viper'a bakalım. İkinci seviyenin başında. Şimdi buradaki o kule altı bu tecrübe puanı farkıyla da alakalı. E üstüne minyon farkı var. 10 milyon farkı oldu. E şimdi 3. seviye avantajı olacak. Bak 10 milyon farkı var ama 10 milyondan çok daha fazla var aslında. Gelen minyonlara bak. Draven'ın üstüne minyonlar geliyor. E daha 3. seviye olamadı bile. Draven kestiği neredeyse ilk minyondan 3. seviye olacak. Ya da 2. minyondan. E buradaki tecrübe puanları kaldı cebine Üstüne buradaki minyonları kesecek Yani yaptığınız bir kule altının Doğru zamanda yapılan bir kule altının Nasıl değerli olduğunu görüyorsunuz Zaten Draven'ın da gücünü gördük burada Zeri'yi çok güzel bir şekilde dövmüş oldu Minyonları da alabildiği kadar alacak Yine 10 minyon civarında bir fark oldu Şimdi minyon dalgasını yine büyütmeye çalışıyoruz Son vuruş yapıyoruz Çünkü Nautilus'umuz yanımızda değil Çünkü minyonları biriktirmek her zaman bizim faydamıza Viper'da burada Rakibin minyonları biriktireceğini düşündüğü için hemen üste dönüyor. Yani orada bekleyeyim adam belki ittirir demiyor. Hemen üste dönüyor. Burada Draven normalde Zeri'nin üsse döndüğünü görse hemen ittirir. Ama Zeri'nin üste dönüp dönmediğinden %100 emin olamadığı için koridoru da çok da ittirmek istemiyor. Bu yüzden de koridoru durduruyor. Zeri de şimdi buradaki koridoru hani büyük bir ihtimalle kule altı atamazlar gibi geliyor bana. Yani Sylas'ın çünkü pozisyonu çok terste kaldı. O yüzden de burada Zeri bu minyonları alır diye düşünüyorum. Şu an gerçekten bayağı fark var. Yani Zeri falan herhangi bir şekilde koridora zaten adımını atamaz. Draven burada isterse bu minyon dalgasını ittirdikten sonra üstüne dönebilir Sylas buralarda olsa kule altı yapabilirlerdi Ejder alabilirlerdi Çoğu şeyi yapabilirlerdi Şimdi deli alt koridora doğru geliyor Bu biraz kötü kaldı koridor şu an Nidali geldiği an burada ölebilirler Nautilus'tan güzel bir hook geldi hani Leona'nın E'sine Ve orada Nautilus düşüyor Burada koridor gerçekten kötü durumda kaldı Bu yüzden de ölmüş oluyorlar Draven ölmediği için bence bir tık daha şanslılar onu da söyleyelim. Nidalee de çok doğru zamanda yine geldi. Gerçekten yani Nidalee'ye de kesinlikle hakkını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Draven ölmediği için buradaki minyonları her türlü karşılayacaktır. Herhangi bir şekilde ona kule altı yapılması çok zordur. Bu arada orta koridorda da Yasuo yöne eşleşmesi var. O da keyifli bir eşleşme. Şimdi Viper'ın oradaki aslında üsse dönüşünden sonra burada aldığı skordan sonra falan koridorda biraz rahatladığını söyleyebiliriz. Minyon sayısında bir tık rahatlamış gözüküyor. Devamında hani skor aldı. Altın açısından çok bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Üstüne burada tırpanı almış zaten. Yavaş yavaş güçlenmeye devam ediyor. Burada rakibin üstü döndüğünü düşünüyorlar. Üste dönmese bile zaten bize 2-2'de çok bir şey yapamazlar deyip buradaki koridoru hızlıca ittirmeye çalışıyorlar. Bakın tüm yeteneklerini kullandılar. Çünkü koridoru ittirip hemen Draven üstüne dönmek istiyor. Yalnız Viper burada üstüne atladı. Orada yeteneğini tuttursa belki düşürebilirdi de. Hemen Draven burada üst dönecektir. Evet Draven ilk dişli kamasını aldı. Bu arada koridor aşamasında Zeri ne kadar kötü durumdayken kendisini nasıl güzel o böyle safe, güvenli alanda tutuyor. İlk kule altından sonra onu bir kar topu etkisine dönüştürmedi rakibe. Ya bunlar gerçekten değerli şeyler. Draven şimdi direkt olarak tek yakaladığı an Zeri'nin üstüne koşuyor. Aslında burada Nautilus'la Leona'nın başka koridorlara gitmesi de bu yönden bir tık sıkıntı. Çünkü Draven Zeri'yi direkt yok ediyor birebir de. Eşya avantajı da inanılmaz fazla pırıltı artı dişlik ama. Onun dışında şimdi Draven bir tık ittirmiyor koridoru. Natulus bile son vuruş yapmaya çalışıyor derken burada son anda hafif ittirmeye karar verdiler. Minyon dalgasını büyütecek çünkü yeni minyon dalgası geliyor. Bunu hemen ittirip kule altı yapabilirler ya da hemen ittirip ejder alabilirler ya da hemen ittirip haritada rotasyon yapabilirler gibi gibi durumlar. Şimdi Viper'dan bir takas bulduğu zaman da affetmez yani hemen ittirecek dediğimiz. Takas bulduğu sürece onu yapar. Burada kuleye falan vurması Draven'ın çok da genelde yaptığı bir şey değildir. Hemen görüyorsunuz totem atacaklar, görüş alacaklar falanlar filanlar. Burada ben Silas'ın, Kanyon'un biraz daha sanki alt koridor etrafında oynasa daha iyi olurmuş gibi geldi. Leon'a kim orada pembe tutum attı? Aynen buraya pembe tutum attılar. kırdırmadılar. Ya burada sanki biraz daha işte dediğim gibi alt koridora oynayabilirdi gibi geldi. Çünkü Draven tam anlamıyla üstünlüğünü şu ana kadar kullanamıyor. Bir de rakipte tırpan var. Tırpan patladıktan sonra da altın farkı biraz daha düşecek. O da sonuçta genel anlamda ufak bir problem diyebiliriz sizlere. Draven'dan bir ulti geldi yalnız üst koridora doğru. Orada Leona'ya çarpıp geri dönüyor. Herhangi bir şey yok. Yasuo da düşecek. Buradaki savaşı da kaybedebilirler yalnız. Viper skor alıyor ama Draven şimdi alt koridordan plakaları alacak diye düşünüyorum. Çünkü koridoru gerçekten hızlı ittiriyor. Viper rotasyonuyla beraber 2 2 yapıp hemen üste dönüyor. Burada bence hemen bir plak alıp Koreli base atması lazım. Olduğu yerde Beyz'e e basması lazım. Hiç gerek yok mesela yürümesine. 3-5 saniye kaybetmiş oldu burada ama Viper skorları aldı. Altın farkına bakmak istiyorum. 3300'e 3800. Şu an Viper yaptığı rotasyonlarla, yaptığı üste dönüşlerle falan Draven'ın bu kadar önde olmasına rağmen oyunda belli bir seviyeye geldi. Ama Draven'ın daha yükleri var burada bu yüklerin daha ne olacağı belli değil yani burada bu yükler Draven ölecek boşa mı gidecek yoksa Draven skor alacak çok büyük bir güç patlamasına mı yol açacak bunu bize zaman gösterecek ee, bakalım bunu da izleyip göreceğiz eğer bu yükleri gerçekten skora çevirirse biliyorsunuz ki Draven'ın kar topu etkisini durdurmak inanılmaz zor oluyor Saylas sonunda alt koridora geldi alameti de var Direkt olarak açacaktır burada kuleyi almaları içten bile değil yani herhangi bir şekilde bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ben derken Nidali yine doğru zamanda doğru yerde olmayı başarıyor abi harika oyun gerçekten harika oyun şu an 91 milyon viper olabildiğince farmda da yani arayı açmadı yani açtıttırmadı hep belli bir seviyede mesela 25 milyon hiç olmadı mesela 20 milyon bile hiç olmadı mesela 15 milyon 10 milyon gidip geliyor hani bunun bu seviyede tutması da onu bir şekilde yandan sağdan soldan skor aldığında rakibinin önüne geçmesi anlamına gelmiş oluyor. Bu değerli bir şey bu konuda. Onu da belirtelim. Yani bu üste dönüşlerle alakalı. Hop Nautilus yalnız burada ultisini kullandı. Bu arada Nautilus da Zeri'ye karşı gerçekten güçlü bir şampiyon ve hem buraya kadar altını aldı hem de gördüğünüz gibi e, Draven'ın pasifleri patladı. Viper'ın burada sıçrası yokmuş. Kaçamadı. Ya Gerçekten ben altın farkına tekrar göz atacağım. Bin altın öne geçti. 400 altın gerideyken sadece bir skorla inanılmaz güzel bir duruma gelmiş oldu Draven. Ve üste döndüğünde eşya bitecektir diye düşünüyorum. Ve can biçeni gördüğünüz gibi bitti. Şu an Zeri'nin eşyasına daha çok var. Yanına bir tane daha can çalma aldı. Şu an Draven, yani şöyle söyleyeyim. Arındırı olduğu için Zeri, Leona, Nidalee üçlüsünü Nautilus'la beraber öldürecek potansiyele sahip. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Kanyon'un alt koridor odaklı oynayıp bu Draven'ı kullanması gerekiyor. Yani bu Yasuo da dahil buna. Orta koridor şampiyonuysanız böyle bir Draven'ınız varsa bunu kullanacaksınız. Ümüğünü sıkacaksınız. Böyle bir durum mevcut. Haberiniz olsun. Şimdi Leona güzel bir yerde bekliyor ama arındırı mevcut. Arındırın direkt kullandı. Sıçısını da kullandı orada kullanmak zorunda kaldı daha doğrusu. Leona burada çok güzel trap kullandı bence yani. Güzel bir tuzak kurdu aslına bakarsanız. Ve burada hem sıçısını hem arındırını almış oluyorlar. Oy Viper yakalandı burada. Çok güzel oyun orada Draven'dan ama yeterli olmuyor. Can çalması mevcut. O konuda problem yok. Ama tabii burada Leona'nın hakkını yemeyelim. Oo Nautilus orada yakalanacak yalnız. Ultisini kullandı. Çok güzel sıçra attı orada. Arka tarafa ultisiyle dön dönüşüne vurdu hasarı. Ve orada çok basit bir şekilde Zeri'yi düşürüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Leon az önce çok iyi oynadı dedik. Leon'a hani onun devamında Nautilus'un oyunu bambaşka. Diyoruz ki Canyon oynuyor müthiş. Devamında Nidali bir şeyler yapıyor. Diyoruz ki harika oyun. Burada yalnız Nidalee'yi de yakaladılar. Nidali sıçra atmasına rağmen o da düşüyor. 3-4 otomatik saldırıyla Nidalee'yi de öldürmeyi başarıyorlar. Sıçra atmasına rağmen ve Draven şu an oyuna damgasını vuruyor arkadaşlar. Kararmayı bitti. Cam biçeni zaten bitmiş durumda. Ninja tabisini aldı. Sadece şunu söyleyelim. X'e basalım. 8000 altına 5000 altın. Bakın sadece eşit giden. Ya diyorduk ki Zeri de farkı açtırmadı ya. Gayet iyi dedik. Draven'a karşı Zeri'nin yaptığı tek bir hatadan dolayı dolayı onun devamında 2 2'de verilen skor Draven 3000 altın öne geçti. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bu yüzden Draven'lara karşı oynarken kesinlikle ve kesinlikle dikkat edeceksiniz. Leona'ya vurduğu hasara kendiniz bakın arkadaşlar. Yani şu an Draven gittiği her yerde savaşları inanılmaz kazandırıyor. 10.5 seviye olmuş. 2 seviyede fark açılmış. Yani bu yüzden ben size söylüyorum. Üst seviyelerde oyunun üst seviyelerinde Rakibinize verdiğiniz üstünlük çok absürt yerlere gidebiliyor. Ki gitti de bunun örneğini görmüş bulunuyoruz. O yüzden Draven'a karşı yükleri varken çok dikkatli oynayın. Skor vermemeye çalışın. Ama skor vermemeye çalıştığınız için de Draven sürekli baskı kuruyor. Bunun da farkındayım. Gerekirse baskıyı yiyin. Ormancınızı bekleyin. Çünkü genelde Draven'ı 2-2'lerde ye yenmeniz gerçekten zor oluyor. Draven'ın kötü oynamış olması gerekiyor. Ya da Draven'ın kötü bir pozisyonda yakalanmış olması gerekiyor. Onun dışında Draven'ı yakalamak, öldürmek 2-2'de çok zor. Yone şimdi bir şeyler deniyor Draven'a derken deneyemedi. Şimdi burada son fısıltısını da aldı. Bakalım alt koridora doğru gidiyorlar. Ooo burada Draven kötü yakalandı. Yani mesela bunu yapmaması lazım abi. Şimdi hani nasıl yapmaması lazım? Şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten Yoni'yi alt koridorda gördüğü an tamam eyvallah minyon var. O zaman ne yap biliyor musun? Minyonları kes bak bir iki vurdun. Tamam senin işin bitti. Geri döneceksin. Atıyorum. Arka taraflarda ulaş ki bence zaten alt koridora dümdüz gitmesi hata. Burada da zaten rakip takım iyi yakalıyor yine. Rakip takıma da hani payını verelim. Ama Draven'ın direkt alt koridorda olması bence hata zaten. Orta koridora yerleşecek. Bak Viper neredeydi? Orta koridordaydı. Kesinlikle bu şekilde oynaması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Evet artık Dominik'in de yarısına geldi. Evet şimdi orta koridora gidiyor gördüğünüz gibi. Çünkü Yasuo alt koridorda artık. Kısante'de üst koridorda. Koridorlar oturdu artık herhangi bir şekilde ee, sıkıntı yaşanmayacak. Ama tabii hala dikkatli olması lazım. Sonuçta rakipte Leona var. Nideli çok problem değil Draven için. Çünkü zaten W'sundan hız kazandığı için e, Nidelinin e, mızrakların dojlaması, kaçması gerçekten çok kolay oluyor. Nideli dert değil. Burada Leona'nın yeteneklerinden bir şekilde kaçtığı zaman sıkıntı yaşamaz. Yalnız burada kuşları çalmak için ultisini kullandı. Yani seviyeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Ya Draven kuşları çalmak için burada ultisini kullanıyor. Yani rakibe altın vermemek için. Ya ultimi ne yapacağım diyor ya. Atayım diyor. Zaten diyor ultim benim çok da hani müthiş bir şey değil. Ben en iyisi onu kullanayım. Ekstra rakibin cebinden alıp kendi cebime koyduğum için ekstra güzel bir altın alırım diyor. Mantıklı bir şey. Ezreal ultisiyle kırmızılar maviler çalındığını çok gördük biliyorsunuz. Yani bunlar denenebilir. Tabii ki siz yapabilir misiniz, biz yapabilir miyiz? Orası ayrı konu. Leona burada bir ulti denedi ama çok bir şey çıkmıyor. Yone bir şeyler deniyor. Oradan da bir şey çıkmadı. Şu an oyun biraz kilitlendi. Ama Draven'ın gücünü kullanırlarsa hala 11.000 altına yaklaşmış. Hala 3.000 altınlık bir nişancı farkı var. Yani Draven'a kitle kontrol uygulayamadıkları takdirde bu Draven takım savaşında herkese tek atar. Yani Nidalee'ye 2 vursa şu an öldürür mesela. Harbiden 2 vursa öldürür. Hele bir de crit çıksa direkt düşer yani. Bakalım şimdi agresif oynamaya da çalışıyor aslında bakarsanız Draven. Gördüğünüz gibi. Evet şu an ejder falan var. Yani şu an ben ejderlere oynanmasını yani galibiyet koşulunun ejdere bağlanmasını çok da doğru bulmuyorum. Ha ejder alınabilir. Eyvallah iyidir. Leon'un ultisinin kaybolması yani gitmesi burada çok değerli. Onu da belirtelim. Yalnız burada Yone'yi yakalıyorlar. Yone'yi direkt olarak düşürebilirler bu arada. Ama düşmedi. Draven'dan fena olmayan bir sıçra. Hani sanki biraz daha tutabilirdi sanki sıçrasını diye düşünüyorum. Ve burada yani Silas yakalanıp düştü. Kısante bir şeyler deniyor. Leon'un yakalayabilecekler mi? Yalnız Yasuo ile çok güzel combo. Draven oraya hasarını vuruyor. Hemen orada yüklerini de kazandı Draven. Bakalım Viper'ı kovalayacak mı? Zeri'yi kovalaması çok da kolay değil. Buradaki Ejder Savaşı'nda neredeyse mavi takım sıkıntıya girecekti. Orada Silas'ın falan ölmesi erken sıkıntı yaşatacaktı. Ama gerçekten Ksante ile Yasuo'nun kombosu orada fark yarattı diyelim. Orta koridor kulesinde aldılar. 200 farm'a ulaştı şu an. Dakika farm gidiyor. Buradaki ejderi almaları fena olmayabilir. Hextech ejderi çünkü. Hani ruha gitmese bile ejder olarak güçlü zaten Hextech ejderi. Üst koridorda Yasuo, Zeri kapışması her yerde bir şeyler dönüyor. Kanyon geldi. Buradaki ejderi çok rahat bir şekilde alacaklardır. Nideli bir şey yapamayacak. Şimdi çok güçlüler tamam mı? Mavi takım yine çok güçlü. Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Bir şekilde savaş başlarsa zaten kazanırlar. Bu yüzden Baron etrafında görüşü alıp zaten Ejder'i de aldılar şimdi. Baron etrafında görüşü alıp bir şekilde savaşa itebilirler rakibi. Neden? Çünkü yan koridorda Fiora artık güçlenmeye başlıyor. Fiora yan koridorda sıkıntı yaratmaya başlayacak. 14. seviyede olmuş. Bu yüzden de kesinlikle ve kesinlikle yan koridordaki o baskıyı hissetmeden Baron tarafında bir şeyler deneyebilirler. Hatta onun öncesinde Fiora'ya gitti. Gitmiş daha doğrusu Saylas ve burada Fiora'yı düşürmeyi başaracaklar büyük ihtimal. Güzel oyun yine Kanyon'dan. Çok güzel skoru almayı başarıyorlar orada. Evet burada yine Leon'u yakaladılar. Büyük ihtimal Leon'un oradan kaçma şansı yok. Zaten o Zeri de yakalandı. Zeri'ye 2 atıyor zaten Draven. Yani Zeri'yi yakaladığı zaman 2 otomatik saldırıyla öldürebiliyor ve Draven'ın bir sonraki eşyasına bakalım. Randuin ve Baron geliyor söylediğim gibi. Şimdi burada Randuin çok güzel bir eşyasına bakarsanız. Hasar anlamında zaten çok iyi bir durumda. E, rakip de öyle tank adı altında çok büyük de bir şey yok. E burada Randuin aldığı zaman Yone'ye karşı, Zeri'ye karşı, Fiora'ya karşı gerçekten iyi bir şey o elde etmiş oluyor. Draven'ın ultisiyle beraber de orada skor da geliyor. Baron'u da alıyorlar. Şu an gerçekten buradaki oyun artık kopma noktasına gelmiş durumda. Zaten Yone'ye karşı çok iyi bir eşya Randuin biliyorsunuz. Defansif eşya olarak harika. Hem Ninja Tabisi hem Randuin'i falan derken inanılmaz tank bir Draven'dan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha Yakut Kristal aldı. Orada da defansif eşyaya gidecek. Draven'ı görüyorsunuz. Bence çok doğru bir eşya tercih yaptı burada. Hasarının yeteceğinin farkında. Zaten takımında da hasar anlamında Yasuo gibi bir şampiyonu var. E Sylas hasar konusunda iyi bir durumda. Draven tek yemediği sürece öl mü edemeyeceğinin farkında. Bu yüzden Randuin çok doğru bir karar olabilir. Burada mesela son eşya koruyucu meleğe de gidilebilir. Öyle de bir durum söz konusu. Onu da belirtelim. Hani Yakut kristal aldığına bakmayın. Şimdi Baron var. Arındırı var. Sıçrası olmadığı için biraz dikkatli oynaması lazım. Sonuçta Leona'nın kitle kontrolüne sıkıntı yaşayabilirler. Leona burada bir şeyler deneyecek gibi duruyor. Yalnız Fiora'ya kafa atacak Draven. Ama bir otomatik saldırıyla bakın Fiora'ya yani %25 vurdu gibi bir durum söz konusu. Evet içeride Yasuo bir şeyler deniyor. Yalnız Draven'a Nidalee atladı ama yani attığı kadar da yedi diyelim. Orada Yone bir şeyler deniyor arka tarafa ama bitkinlik geldiği için Yone'ye Draven onu çok rahat birebir de alıyor ve buradaki takım savaşını inanılmaz rahat bir şekilde kazanıyorlar. 3'te 3'ü yapan Saylas eyvallah ama üstüne her şeyi çeken rakibin odak noktası olan Draven ölmemeyi başarıyor. Sıçrası olmamasına rağmen e, o da Draven çekince de otomatikmen diğer şampiyonlar iş yapmış oluyor. Bu konuda ben bunu her zaman söylüyorum. Bir nişancı olarak tek yemediğiniz sürece odak nokta siz olduğunuz sürece biraz uğraştırdığınız zaman sonuçta diğer takım arkadaşlarınız armut toplamıyor. Bir şekilde takım savaşını kazanacaklardır. Az önceki gibi Nidalee ona dalıyor. işte ne bileyim Yone ona dalıyor falan filan. Fiora'yı kovaladı falan. Ya zaten Nidalee Yone tüm hasar kaynağı diyebiliriz sağ takımın. E onlar Draven'a dalıp öldüremeyince takım savaşı otomatikmen onlara geliyor ve Viper'a karşı da yani dünyanın en iyi nişancılarına karşı da Draven'ı iyi oynadığınızda işletebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir Draven oyunuydu. Tabii ki hata yok mu? Hata her türlü vardır. Ee, var yani. Ama yani burada Viper'ın tek bir hatası şuradaki ölüşünden sonra o kar topu etkisi inanılmaz boyutlara gelmişti oyunun içerisinde. Zaten bunu da hissettik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni sezonda bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Umarım bizlerle kalırsınız. Dalak tayfaya, böbrek tayfaya herkese selamlar olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Görüşürüz. Bay bay.